Evet sevgili Akballılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde teleskobik toplamlarla ilgili uygulamaların üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Şöyle bir toplamımız var. Yazıyorum. Toplam K eşittir 1'den 2024'e kadar işte 1 bölü K artı 1 çarpı kök K artı k çarpı kök k artı 1 şeklinde bir ifade veriliyor. Bu bir teleskobik toplam. Teleskobik toplamlar sadeleşebilecek şekildeki yapılardır. Dolayısıyla burada toplam sembolünün önündeki ifadenin sadeleşebilmesiyle ilgili burada bir takım işlemler yapacağız. Öncelikle bu kök buradaki k artı 1'i biz kök k artı 1'in parantez karesi olarak yazalım ki ortak paranteze alabilmeyi sağlayalım. Buradaki k'yı da yine kök k'nın karesi olarak düşünelim. Buradaki kök k artı 1'i de yazıyoruz. Paydadaki ifadeye baktığımız zaman kök k artı 1 ile kök k'nın çarpımının ortak parantezini alabiliriz. Birinci terimde kök k artı 1 ile kök k'yı paranteze aldığımız zaman kök k artı 1'in kaldığını görüyoruz. İkinci ifadede kök k ile kök k artı 1'i paranteze aldığımız zaman kök k'nın kaldığını görürüz. Burada bu ifadeyi eşleniyle çarptığımız zaman kök k artı 1 eksi kök k ile bu kesrin hem payını hem de paydasını çarpıyoruz. Bu işlemi yaptığımız zaman şuraya yazalım. Kök k artı 1 eksi kök k paydaya bakıyoruz. Bunlar eşleniyle çarpıldığı zaman kök k artı 1 çarpı kök k'yı yazdık. Çarpılan eşleniği buraya yazıyoruz. İki kare farkı gibi düşündüğümüz zaman kök k artı 1'in karesi k artı 1'dir. Kök k'nın karesi de k'dır. Buradaki k'lar sadeleşir ve elimizde kalan ifade sadeleşmeleri yaptıktan sonra elimizde kalan ifade kök k artı 1 eksi kök k bölü kök k artı 1 çarpı kök k'dır. Arkadaşlar bu ifadeyi iki ayrı kesir olarak düşünüyorum ben. Kök k artı 1 bölü kök k artı 1 çarpı kök k eksi kök k bölü aynı şekilde yine ortak payda yazıyorum. Kök k artı 1 çarpı kök k diye yazabilirim. Burada kök k'ları sadeleştirelim. Burada kök k ile burada kök k'yı, burada kök k artı 1 ile burada kök k artı 1 sadeleştirdiğimiz zaman bu işlemin sonucunda elimizde kalan ifade 1 bölü kök k eksi 1 bölü kök k artı 1 ifadesinin kaldığını görürüz. Şimdi bu ifadeyi bu şekilde düzenlediğimizde toplam sembolüne tekrardan gidelim. Başta verdiğimiz toplam sembolünü tekrar dönüyoruz. K eşittir 1'den 2024'e kadar gördüğünüz gibi toplam K eşittir 1'den 2024'e kadar 1 bölü kök k eksi 1 bölü kök k artı 1 ifadesini yazıyoruz ve burada değer vermeye başlıyoruz. K yerine 1 verdiğimiz zaman şuradan daha net görelim. K yerine 1 verdiğimiz zaman 1 bölü kök 1 eksi 1 bölü kök 2 olur. 2 verdiğimiz zaman yan yana değil alt alta yazalım. Sadeleşmeyi daha net görmek için. 3 verdiğimiz zaman 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 4 ve bu işlem bu şekilde devam ettirdiğimiz zaman 1 bölü kök 2024 eksi 1 bölü kök 2025 ifadesini elde etmiş oluruz. Sadeleşmeye baktığımızda bu terimler birbirleriyle sadeleşiyorlar ve bu işlemin sonucunda kalan işlemimiz 1 eksi 1 bölü kök 2025 olduğunu görürüz.
1 eksi 1 bölü kök 2025 45'in karesi olduğu için burayı kök dışına 45 olarak çıkartırız. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 44 bölü 45 olarak bulunmuş olur. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.